Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber CucumberJS ile beraber aslında Behavior Driven Development için basit bir örnek yazmaya çalışıyor olacağız. Şimdi bunun için hemen gelelim. Bakın CucumberJS npm diyelim bir de şuradan. Gerter diliyle mi yazılmıştı? Hatta şöyle BDD diyelim. BDD development diyelim. CucumberJS, hatta what is CucumberJS diyelim. Evet, Gerkin adı verilen dille yazılmış. Güzel. Şuradan dönelim. Şimdi buradaki olay şu aslında. Ben konuşur gibi bir test yazıyorum. Bütün durum aslında bundan ibaret. Şunu mesela gelin kuralım. NPM install dedik. Şuraya app.js diyelim. Bu bunu bir kursun. Biz de o sırada şuradaki örneği alalım. Mesela demiş ki sen class creator say hello desin. Güzel. Hemen gelsin ve desin bunu bu vatandaş. Ardından benden istiyor ki sen bir tane features isminde bir klasör oluştur. Ve ardından mesela creating feature olsun bunun ismi diyor. Hemen geliyorum. Creating feature. Şimdi ben, evet bende çıkıyor. Eklenti, Cucumber eklentisi. Güzel. Şimdi burada hemen şunu bir açıklayalım. Feature creating yani özellik. Mesela selamlaşma olsun. Selamlaşma. Senaryo selam verme. Tamam. Benim testçim ve analizcimle böyle bir ihtiyacım oldu. Ve bir de given var mesela. Şu verildi. Bu verildikten sonra bu oldu. Ardından da şu oldu gibi bir işleme ne yapabilirim? Sahip olabilirim. Fakat buradaki örnekten devam edelim. Selamlayıcı selam verir. I should have heard hello. Merhaba duymalıyım. Şuraya da merhaba dedim. Güzel. Döndüm. Ardından features'un altına bir support diye bir klasör oluştur demiş. Ardından da steps.js demiş. Yani sen buradaki steps'leri bir oluştur. Hemen şunu alalım ve buraya yapıştıralım. Şimdi assert, when, then ve greater. Bu greater tabi nereden gelecek? Şöyle yapalım. Bir üstte daha açık. App'in içerisinde bir greater klasımız var. Return merhaba diyelim. Bakın merhaba. Şimdi şuraya geri dönelim. When ne zaman? The greater says hello. Bakın burada demiş ki selamlayıcı merhaba der. Hatta bakın şimdi when'e baktığımız zaman biz buraya when olarak bu senaryoda ne yazdık? Dedik ki selamlayıcı selam verir. Güzel. Greater say hello. Tamam verdirdik. Ve I should have heard string demiş. Burada da bir parametre olarak geçeceğini söylemiş. Merhaba duymalıyım. Bakın bunu buraya bıraktım. Ve ardından MPX CucumberJS diyerek sen bunu bir çalıştır demiş. Hemen gelip bir çalıştıralım. Bakın pass dedi. Ve bu noktada yani bir tane senaryo için iki tane step'in selamlayıcı selam verir ve ardından merhaba duymalıyım string. Bakın expected response'u buradan aldık. Node.js içerisindeki assert'tan faydalanarak biz what I heard JavaScript değişkenine bunu ne yapmış olduk? Atamış olduk. Gayet güzel ki tabi burada içerisinde birçok configuration mevcut. Şöyle geri dönelim. Hello cookie diyelim. Dodge'a gidelim. Son dışından devam edelim. Şimdi tabii bu noktada ben illa bütün senaryoları JavaScript ile ilişkilendirmek zorunda değilim. Onu da belirtelim. Mesela buradan CucumberJS'e geri geldim. Guides'a bir girelim. 10 minute tutorial burada mevcut. 10 minute tutorial. Evet. Buradan bir şeyler demiş. Evet. Sen demiş, is it Friday yet feature? Yani benim bir tane özelliğim var.
uygulamama application'ıma bir tane özellik ekleyeceğim. Bu özellik is it Friday yet feature özelliği. Tabi burada analizci veyahut da testçi arkadaşlarla baktığımız zaman kredi kartından para çekme özelliği. Tamam. Bu da bir özellik. Given işte verilen işte Ahmet gelir ben işte şunu yapar ardından şunun olması beklenir gibi gibi bunu sözel olarak da yazabiliriz. Bakın hemen ben bunu geliyorum. Feature is it Friday yet? Everybody wants to know when it's Friday demiş. Senaryoyu yazmış. Bakın feature bu demiş. Tamam böyle bir özellik var benim application'ımda. Senaryo Sunday isn't Friday. Doğru. Given today is Sunday. Bakın verilen bugün Sunday'dir şeklinde. Ben ne zaman I ask whether it's Friday yet? I should be told no. Evet çünkü ben soruyorum Friday oldu mu? Friday mi bugün? Hayır. O zaman no değerini duymalıyım. Demiş bizler için. Şimdi geldim bunu bakın tekrar çalıştırdım. Şimdi buraya baktığımız zaman two scenario, five step, one undefined, three undefined. Yani iki senaryo var aslında. Nerede diğer senaryo? O da burada. Hatta bakın şunu merhaba bir diyelim. Şöyle yapalım. Çalıştırayım. Bakın fail olduğunu görelim buradan. Tamam. Merhaba bekleniyordu ama merhaba bir bekleniyordu ama merhaba. Bakın burada çıktı. Ben selamlayıcı selam verir. Güzel. Şimdi buradaki dokümantasyona devam ettiğimiz zaman bu tabii Java ile mi anlatmış bunu? Evet Java ile anlatmış. Şuradan JavaScript'e çevirelim. Evet sen demiş şunları göreceksin. Doğru biz ne yaptık aslında bunları gördük. C senaryo evet. Güzel. Şimdi function given. Şunu bir kopyaladım. Step'lere geri geldim. Bakın, is it Friday? Given today is Sunday. Yani verilen bugün Sunday. Ve this today'e ben Sunday değerini atadım. Ben ne zaman? Ben geldim, sordum. Dedim ki it's Friday yet. Ardından is it Friday'e bugünü gönderiyorum. Çünkü burada verilen değerde this today'e Sunday değerini atadım. Ve buradan ne duymayı bekliyordum aslında? Nope değerini duymayı bekliyordum. Değil mi? Return nope. Actual answer değişkene bunu atıyorum. Then I should be told duymam gerekiyor. Neyi duymam gerekiyor? Actual answer, expected answer. Peki expected answer nedir? Expected answer ise aslında bu noktada nope olmalı. Hadi gelin bakalım neler olacak. Şöyle tekrar çalıştırıyorum. Given is not defined. Up. Güzel. Çalıştırdım. Bakın hepsi pass oldu. Gayet güzel. Şimdi buradaki örnekten evet return nope demiş. İstersen bak sen demiş gel bir tane daha senaryo yaz. Ups. Şöyle yapalım. Bakın buraya bir tane daha senaryo yazabilirsin demiş. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam da bir... Friday is Friday. Today is Friday. Bakın verilen değer bugün Cuma. Evet. Ve bu değeri görmem gerekiyor demiş mesela benim senaryom için. Tabi burada one undefined diyor. Çünkü sen gelip de bunu doldurmadığın için well need to add a step definition to set today to Friday. Bakın normalde neydi? Given today is Sunday'di. Ben bunu değiştiriyorum artık. Ne yapıyorum? Today is Friday diyorum. Ve today is Friday dedikten sonra ki bakalım burada da ne yapmış? Ek bir şey yapmış sanırsam. Evet. O da şeyi değiştirmiş. Güzel. Şunu comment diyeyim. Yani verilen bu olduğunda alacağım cevap doğru mu değil mi? Tamam. Şimdi dikkat ettiyseniz today için undefined. Çünkü ben bunu ne yapmadım? Şöyle yapalım. Yani ben Sunday'i verdiğimde farklı bir şey alıyorum. Friday'i verdiğimde ne yapıyorum? Farklı bir, evet şuradan devam ettik. Güzel. Farklı bir değer alıyorum. Yani ben bu senaryoların her birisini tek tek gelip buraya yazabilirim. Bir tane daha yazalım. Mesela ne olsun?
calculator feature olsun. Benim bir tane hesap makinem var. Ben bunun üzerinde, yani bir tane counter'ım olsun. Geliyorum, bak feature, feature name, feature description. İşte counter. Diyelim ki mesela ben kullanıcı olarak counter yapmak istiyorum. Yani counter işlemlerimi yapmak istiyorum. Bakın ben bunu herhangi bir kod yazmıyorum. Normal böyle konuşur gibi aslında yazıyorum. Değil mi? Evet. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Şöyle boşluklara bir dikkat edeyim de. Feature up. Evet, şuradan devam edelim. Şunu kapattım. Doğru yerdeyim. Güzel. Şimdi senaryo. Bakın senaryo. Tabi burada and vesaire gibi operasyonlar da mevcut. Araştırırsanız elbette mesela bu işte given şu and diğer step. Oops. Bu verildi ve daha sonra şu verildi. Daha sonra bu verildi gibi gibi. Ben bunları bu şekilde ne yapabilirim? Uzatabilirim. Güzel. Senaryo. Senaryomun ismi. İşte sayaç artar. Artar olsun. Şimdi bu senaryo gereği ben diyeceğim ki işte verilen sayı 0 olur. Ardından mesela ne olur? Sayaç butonuna tıklanır. İşte ardından da sayaç butonuna tıklanır. Tıklanır. Başka ne diyebiliriz? Mesela gerçi başta verilen sayı 0 olur. Sayaç butonuna tıklanır. Sayaç butonuna bir kere tıklanır. Daha sonra sayı 1 olur. Mesela. Benim senaryom bu mesela. Tamam. Şimdi ben bu senaryo için şöyle clear diyelim. JS geri çalıştıralım. Non senaryo. Bende bir hata var. Şunu kopyalayalım. Şunu şuraya yapıştırdım. Feature counter. Counter. Ardından şunu yapalım. Senaryo. Sayaç artar diyelim. Buraya description'a girmiyor muyuz? Ben yanlış hatırlıyorum. Verilen sayı 0 olur diyelim. Şöyle yapalım. Non senaryo. Şöyle yapalım. Benim bir hatam var. Senaryo bir daha sayaç artar diyor. Feature. Şunu şöyle yapalım. Şöyle yapsak. Silsem. Muhtemelen ben yanlış yapıyorum. Hop. Yani senaryo sayaç artar. Evet. Mesela şöyle yapalım. Hatta şöyle yapayım. Feature sayaç. Yani Türkçe desteği var diye biliyorum ben. Sayaç uygulaması. Senaryo sayaç artar. Sayı sıfırdır. Sayı sıfırdır. Hatta yok. Bir sayısı verilir. Mesela sayı kaç diye sorulur. Sayının bir olduğu belirlenir. Sayının bir olduğu belirlenir. Mesela. Evet. Şimdi doğru oldu. Sayı artar. Sayı. Ya burada şu
şöyle bir yapayım. Yani benim bir hatam var. Şimdi camera report. Evet. Final. Neyse şöyle. Ups. Şöyle yapalım. Şimdi bu noktada şöyle steps'lere geri döndüm. Mesela nerede benim? Given. Mesela today is Sunday ile başlıyordu. Değil mi? Mesela şuraya bakıyorum. Today is Sunday. Tamam. Burada bir sayısı verilir diyorum. İşte bir sayısı verilir. Verdim. Sayı 1. This number. Ben bunu bu şekilde yazıyorum. Şuradaki örneğe de bakalım. When sayı kaç diye sorulur. Bakın hemen geliyorum. When nedir? When sayı kaç diye sorulur. Tamam. Sayı kaç diye sorulduktan sonra şöyle yapalım. This number şöyle yapacağım. Biraz uğraşmayacağım. Hatta this number böyle kalsın işte. Değil. This number diyeyim ben yine. 1 olsun. Ya aslında işte burada 0'la başlanır. Ardından butona basılır gibi. Yani bunu tek tek yazmanız gerekiyor aslında. Ardından then sayının 1 olduğu belirtilir. Burada neydi? I should be told the gift demiş bize. Veyahut da nope demişti. Güzel. Nerede bizim şey? Hah. Then sayının 1 olduğu şöyle sayının 1 buraya da ne geleceğini biliyorum. String. This number nedir? Tabii burada biri string olarak yazacağım ki çünkü bir diye belirtiyorum onu. Then sayının bir oldu. Bir sayısı verilir. Then burada bir hatamız var o halde. Tabii bunu number olarak da belirtebiliyoruz çünkü şuraya gelsem burada başka this number gibi bir şeyimiz yok. Console.log expected answer this number diyelim. Burada görebilecek miyiz? Failure features then sayının 1 olduğu belirlenir. Sayının string olduğu belirli sayının 1 evet 1 dedim. Mesela 1 bunu bu şekilde yazdım. Burada da şöyle yapalım. Ben buraya da 1 yazacağım. Şu an uğraşmayacağım onunla. Buradaki temel mantığı anlamak adına. Then sayının string function string write value then sayı kaç diye sorulur. Tamam. This number 1. Güzel. Aslında şuradaki örnekle ben aynı yaptık neredeyse. Today is Sunday verildi. Today is Friday verildi. Ardından it's Friday. Is it Friday'ye gönderdik. Bir sayısı verildi. This number 1. Tamam. Given bir sayısı verilir. Sayı kaç diye sorulur. Mesela burada da soru sordum. Tamam. Sayının 1 olduğu belirlenir dedik. Tamam. Burada sıkıntımız ne? Bir tanesini yazmadığınızı söylüyor ama ben sayı kaç diye sorulur. Tamam. Şunu sileyim. Biraz çalıştırayım. Clear diyelim. Ve ardından then dedim. Tamam. Sayının bir olduğu belirlenir. Evet. Sayının bir olduğu belirlenir diyelim. Burada boşluk mu var? Bununla mı alakalı? Yok. Yapalım bir function answer olsun kısaca. Bakın o sonra log
insert. Şunu da silelim. Hop. Çok da view config değil de. Sonunda log olacak şu. Yani çok da fazla uzatmak istemiyorum aslında. Olayın temeli bu çünkü. PX-Cucumber.js. Function time out. Tamam. Then assert string, assert equal da diyebilirim. This number, this dot number, gerçi this number. Peki burada mesela this gene aynı aslında, hiç bir problem yok. Sayının bir oldu. Sayının bir oldu diyeyim ben şuna. Çünkü desteklemiyor muydu acaba ya? Bir olduğu belirlenir dedik. Expected answer. Şunu sildim. Şunu. Olmazsa bunu burada bırakacağım. Bir function. Ben sana bir olduğu belirlenir. Benim mi yanlışım var? Bir sayının buraya bir string gelecek. Güzel. Yanlışım varsa artık durduracağım. Ha güzel. Yani muhtemelen o İngilizce karakterle sayının diyelim. Şuraya da sayının diyeyim. Yo Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. Siz tabii bu noktada ne yapabilirsiniz? İşte bu senaryoları uzata tek tek yaza yaza. Hani burada belki biraz saçma olabilir ama işte örnek veriyorum. Given count değeri 0 olarak verilir. When butona basılır. Then ardından şu olur. Vesaire gibi devam edebilirsiniz. Tabii burada sadece stringler yok. Numbers veyahut da number gibi özellikler de mevcut. Bunu da nerede bulacağız? Cucumber number type diyelim. Expression bunun altındaymış. Kitaba taşınmış. Harika. Evet bakın integer, float ve evet burada da ne gibi şeyler duyabileceğimizi ne yapabilirmişiz? Tek tek kurcalayıp öğrenebilirmişiz diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın.